Ekranların fenomen programı Müge Anlı yine milyonları gözyaşlarına boğdu. Afyonkarahisar'da yaşayan Abdullah Gazi 18 Ocak günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Yakınları programa başvurdu ve şüpheler eski eşin üzerindeydi. Ve yayın arasında bir cinayet itirafı geldi. Eski eş cinayeti kabul etti. "Ben öldürdüm" dedi ama kızı araya girdi. Annesini koruyan genç kızın anlattıkları yürekleri dağladı. Anneni mi korumaya çalışıyordun aslında? Evet. Zaten annem yani benim için dünyalara bedel. Annesine bir şey olmasın diye kazayla babasını vurdu. Genç kızın dramı milyonları gözyaşlarına boğdu. Sana gerçekten hiç kıyamıyorum. 18 Ocak'tı. Afyonkarahisar'da yaşayan Abdullah Gazi Akbıyık esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Eşine de senet imzalatıyor. Tabii. Kiralık katillerin parasını verecek. Evet. Boşandığı eşi ve iki çocuğuyla aynı evde birlikte yaşıyordu. Ama suç dosyası çok kabarıktı. Öyle ki cezaevinden de daha yeni çıkmıştı. Polise mukavemet ve eşine darp suçlarından 2014 yılında cezaevine girmiş. 14 Ocak günü adli kontrol şartıyla serbest kalmış. Hayatından endişe eden kardeşleri Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Şüphelendikleri eski eş Kıymet Albayrak'tı. Kıymet git polise haber ver dememe rağmen gitmedi. Çelişkili ifadeleri vardı. Müge Anlı konunun üstüne gitti. Şiddet beni, öbür bayanı, bir tane daha bir bayan varmışmış, ona şiddete uygulamış. Tamam. İşte o yüzden sen bildiklerini anlat. Dönecek dolaşacak iş sana gelecek. Suçlamaların odağındaki kadın eşinin zulmünü anlatırken stüdyo buz kesti. Bana dedi ki bir daha bu evden gidersen Yasemin'e yaptığımın aynısını yaparım dedi bana. Yasemin'e ne yapmış? Çırılçıplak dövüp de boğazına ip bağlamıştı onun. Bizim o küçük ahır var orada. Oraya sokup orada dövmüştü. Ve yaşananları daha fazla saklayamadı. Ben size yayın sonrasında anlatmak istiyorum. Yayın arasında gelen bir cinayet itirafıydı. Eşimi ben öldürdüm dedi ama üniversiteye hazırlanan büyük kızı o anda söze girdi. Akşam babam alkollü bir şekilde eve geldi. Bir senet çıkardı. Annem, senedi çıkarınca annen imzalamak istemedi mi? Evet istemedi. İmzalamayacağım dedi. Vurdu falan. İmzaladı annem. İmzalamak zorunda kaldı. Babasını kazayla vurmuştu. Gözünün önünde annesinin yıllarca dayak yemesine şahit olmuştu. Annesi kızının hayatı kararmasın diye kızını korumaya çalışıyordu. Üniversite sınavın var, hayatını karartma. Ben zaten yaşadım, yaşayacağım mı dedi. Ben kabul etmedim. Ne kızı annesine ne annesi kızına kıyabiliyordu. Dövmeye falan başladı. O sırada ben araya girdim. İşte silah patladı, birden kime geldiğini anlayamadım. Silah babanın elinde miydi o sırada, o arbede sırasında? Elindeydi. Zavallı kızın anlattıkları yürekleri yaktı. Baktım babam birden yığıldı. Ondan sonra o vurulmuş. Sonra öldü. Çaresiz anne ve çocukları hayatını kaybeden babayı ortadan kaldırmaya çalıştı. Sonra annemle birlikte aldık onu. Kardeşimi de çağırdık. Orada ekmek yaptıkları bir yer var, annem gelin. Orada yaktık. Yaşanan dram ekran başındakileri ağlattı. Nasıl bir adamdı baba? Sürekli annemi dövüyordu. İşte evimize sevgililerini getiriyordu. O güzeller güzeli bir genç kızdı. Okuyacak, belki de hayalindeki edebiyatçı olacaktı. Yaşadıkları, babasının annesi ve kardeşine yaşattıkları akıl almazdı. Pişman mısın? Annem kurtuldu şu an. Bunun için mutluyum. Ama işte kendisi gitti. Kendini yaktı, beni de yaktı. Zaten annem yani benim için dünyalara bedel. Anlı da gözyaşlarını tutamadı. Keşke başka bir yolu olsaydı, çok üzgünüm. Cinayet itirafının ardından emniyet harekete geçti. Anneme iyi bakın. Kardeşim, annem size emanet. Ağlaya ağlaya teslim ettik. Evet. Yani ağlaya ağlaya teslim ettik. Müge Anlı yaşananları anlatırken sözler boğazında düğümlendi. Hepiniz bilirsiniz benim kalbim adalet diye çarpar ama ne yalan söyleyeyim. Bilseydim işlemezdim. Babasını kazayla vuran genç kız için herkesin dileği ortaktı. Kaza aslında bakacak olursanız, evet. Yani tabii bunların hepsi sayın savcımız ve hakimimiz tarafından değerlendirilecektir diye ümit ediyorum.